Dostlar, gönlümden gönlünüze sevgilerimi ve derin hürmetlerimi gönderiyorum. Ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu. Aziz dostlarım, şimdi sizlere 28 Aralık 2020 Pazartesi gününün deste seçinden bahsetmek istiyorum. Sufalı var, klasik tarot var ve Osho tarot var elimde sevgili dostlarım. Ve melek kartlarıyla destek vereceğim. Osho Tarot'un bir özelliği de bizim sınırlarımızı zorlaması ve kadere değil önümüze çıkana yorumlamamız ve geleceğimizi şekillendirmede farklı yöntemler kullanmamızı sağlaması ve sosyal ilişkilerde özellikle bize işte değişik yöntemler, değişik alternatifler sunması kadere razı değil ama kaderi aşabilen bir birey yaratmayı hedefliyor, bir toplum yaratmayı hedefliyor. Gerçekten de öyle. Mutlak kader var, bir de değişmesi gereken kader var. Kötü döngüleri aşabiliyoruz. Nelerle? Olumlamalarla, dualarla, zikirlerle veya işte analitik düşünme yeteneğimizle sevgili dostlarım. Bakalım Beki 2 alanında melek kartlarıyla destekliyorum. Önce Sufalı'yla başlamak istiyorum sevgili dostlarım. Sufalı'nı seçen dostlarıma birinci olarak şunu söylüyorum. Öncelikle sağlık sorununu irdeleyelim. Benim ve ailemin genel sağlığı nasıl? İkinci olaraktan ekonomik durumum ve ödemelerim ne durumda? Kolaylıkla ödeyebiliyor muyum? Üçüncü sorumuz ise ilişki durumumuz olsun. Giden gelecek mi? Yeni yılda haber var mı? Ben başka birini hayatıma alabilir miyim? Şimdi genelde yılbaşında tabii ilişkisi düzgün gidenler ve ikili beraberliklerde mutluluğu yakalayanlar onlar da kendilerine göre sağlık sorunlarını ve ekonomik sorunları varsa dile getirebilirler. Ben ilişkisi bozulmuş olanlara, ilişkisi kötüye gidenlere bir soru sormak istedim sevgili dostlarım. Bakalım Sufalı'nda neler olacak? Ayrılanlar birleşecek mi? Geri dönüş olacak mı? Neler olacak sevgili dostlarım? Bir, Sufalı'nı 28 Aralık 2020 Pazartesi gününde sevgili dostlarım yorumlamak istiyorum. Sağlık konusunu ele alacak olursam, Sufalı'nı baktıran sevgili dostuma, sağlık durumunu ele alırsam, bazı dostlarımın sağlıklarıyla ilgili uzun süredir bekledikleri bir tedavi süreci var. Ya başka bir şehire gidecekler ya bir başka doktor deneyecekler, onu söylüyorum. Sağlık durumun belki ciddi anlamda bozuk değil ama kronik bir rahatsızlık gözüküyor. Kronik ağrılar, kronik herhangi bir mikrobik durum veya işte uzun süredir kemiklerde, kaslarda, iskelet sistemindeki rahatsızlıklar olabilir. Bunlar dikkat çekici gözüküyor. Özellikle sevgili dostlarım şu pandemi sürecinde veya sağlık kuruluşlarına mümkün oldukça az gidin. Çünkü ne olur ne olmaz sıkıntı artabilir ya da ne bileyim hani hastanelerden hastalık kapabilirsiniz. Çok ciddi bir probleminiz yoksa erteleyin sonraki aylara, sonraki günlere veya bir şekilde hani online varsa muayene falan onları deneyin. Çünkü bazı Sufalı'nı seçenlerde kronik rahatsızlıklar, ilerlemiş rahatsızlıklar gözüküyor. Sufalı'nı seçen dostlarım da
Hamile kalmak isteyenler varsa, bebek isteyenler varsa adında özellikle S harfi, A harfi, I veya U harfi olan sevgili dostlarım, adında soyadında bu harfler olan sevgili dostlarım, biraz onlara hamilelik müjdesi gelebilir, hamile kalabilirler. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada bazı dostlarımın genel olaraktan diz ve ayak topuğu gibi, ayak bileği gibi sorunları çıktı. Balık ve kova burçlarında bunlar gözükebilir sevgili dostlarım bu ay süresince. Soğuk algınlığı geçirecek olanlar var. Ama sakın paniğe kapılıp da koronayı falan demeyin. Yani şöyle bir hafif soğuk algınlığında bile paranoya yapmanıza gerek yok. Sadece önlemlerinizi alın, maskelerinizi takın. Evinizde kalın yılbaşı süresince, kimseye gitmezseniz neden bulaşsın? Yani mutlaka evde kal diyebiliyorum. Çünkü hastalığın bulaşmaması için. Sevgili dostlar, bazı arkadaşlarımın ikili ilişkilerde yaşadıkları sıkıntılardan dolayı kalp ve böyle göğüs ağrısı gibi durumları var. Kendilerini yalnız hissetmişler, çaresiz hissetmişler veya haberlerin gecikmesi sonucu stres ve anksiyete dediğimiz böyle kötü bir şey olacakmış hissine kapılabilirler. Gelgitte olduklarını görüyorum sevgili dostlarım. Şimdi bazı arkadaşlarım da ekonomik sosyal durumları özellikle oğlak burçlarının, balık burçlarının, yay burçlarının ekonomik sosyal durumlarında biraz iyileşmeler başlasa da tamamıyla borç yekunundan kurtulacak olanlar sevgili koçlar, ya bu önümüzdeki 2 ay içerisinde borç yekunundan kurtaracaklar kendini. Sevgili koç burçları, terazi burçları, başak burçları, varsa ödemeleri, borçları kalmayacak. Önümüzdeki 6 ay içerisinde borçtan kurtulacak olanlar da yengeç burçları, aynı zamanda aslan ve boğa burçları tamamıyla borçlarından kurtuluyorlar. İşe girme konusunda pek çoğunuz ayın 20'sini bekleyin sevgili dostlarım. 20 Ocak'tan itibaren olumlu gelişmeler var işe girme konusunda. Bir de kavuşmalar oluyor dostlarım. Yay burçlarında, balık burçlarında ve ikizler burçlarında kavuşmalar var. İkili ilişkilerde olsun, normal sosyal ilişkilerde olsun, kuzen gibi, kanka gibi durumlarda kavuşmalar söz konusu olacak. Bazılarınızın hani evlerindeki işler birikebilir. Ev kazalarına açık olanlarsa ikizler burcu, geçen gün yine onlara ikizler burcuna ev kazaları çıktı sevgili dostlarım. Ev ve araba kazalarına ikizler burcu dikkat etsin. Yay burcu dikkat etsin. Oğlak burcu dikkat etsin sevgili dostlar. Şimdi aşk konusunda ise aziz dostlarım, aşk konusunda genel olarak şunları söyleyebilirim. Aşkta yüzü gülecek olanlar akrepler, balıklar ve oğlaklar, aşkta yüzünüz gülüyor. En azından ikili ilişkileriniz şikayet ettiğiniz konular gideriliyor. İkili ilişkilerde iyi şeyler yaşıyorsunuz. Aynı zamanda sevgili boğa burçları ve özellikle başak burçları, boğa, başak burçları ve terazi burçlarına aşk ilişkilerinde böyle yenilenme söz konusu, yeni birileriyle devam etmeleri söz konusu sevgili dostlarım. Bazı kova ve oğlaklarda diş ağrıları, diz ağrıları olabilir. Ona karşı da artık aspirin mi, önlem alacaklar, iyi bir diş hekimine mi gidecekler? Böyle bir rahatsızlıklarının şifalanması için uğraşacaklar medikal anlamda. Bakalım sevgili Beki'nin kartları ne diyor sevgili dostlar. Evet, su falını seçenlere içindeki çocuğu büyüt diyor sevgili baş melek Ariel. Lütfen içimdeki çocuğu büyütmeme yardım edin. Ve benim saf ve ışık dolu olmam halinde hayatın her türlü iyiliğini çekeceğimi biliyorum ve konuyu size tamamıyla sevgilerimle bırakıyorum diyebilirsin. Ve bir mucize bekle diyor baş melek Ariel ve baş melek Mikael'den.
Sevgili dostlarım, mucizelere inanıyorum ve hayatıma bir mucizenin geleceğini biliyorum. Mucizelerin akmasına izin veriyorum diyebilirsin. Ve hafifle diyor sevgili baş melek İsrafil. Sevgili baş melek Rafael ya da baş melek İsrafil aynı ruhsal varlıktır. Sevgili baş melek Rafael, lütfen benim incelmeme, tüm acılarımdan sıyrılmama yardım edin. Manevi yüklerimden ve maddi yüklerimden, vücudumdaki fazla yağlardan kurtulmak için detoks yapmaya ve gerek az yiyerek, gerek az konuşarak hem zihinsel detoks hem de bedensel detoks yapmaya niyet ediyorum. Ve öyle oldu. Teşekkür ederim diyebilirsiniz. Klasik tarotu seçen dostlarıma bakalım neler vaat ediyor. 28 Aralık Pazartesi günü. Ben astrolog ve spiritüel danışman Medyum Canan Canoğlu sevgili dostlarım. 0546 481 3506'dan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili dostlar, şöyle bir baktığımda bir de meleklerden seçelim bakalım. Halloldu çıktı, affet çıktı, bakalım özgürsün çıktı. Duran bir enerji var. Birileri harekete geçmiyor. Birilerinin harekete geçmesini bekliyorsunuz. Gerek mahkemelik bir olay olabilir, gerekse hani kanuni mahkemelik bir olay da olabilir, vicdani bir durum da olabilir. Sen aslında gardını almışsın sevgili dostum. Ve karşıdaki insana diyorsun ki, bak biz karşılıklı olarak konuştuk, anlaştık. Ben üzerimde olan bütün yükü atıyorum. Sana tertemiz duygularla geliyorum diyorsun. Kadın ya da erkek fark etmez. Fakat karşıdaki insanın değişmeye niyeti yok, inatlaşmış seninle sevgili dostum. Hem inatlaşmış hem de ben diyor geleneklerimden vazgeçmem diyor. Kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Aslında şunu yapıyor. Tamam diyor, ben seni kabul ederim ama şu şartlarda, şu koşullarda. Ama sen bu konudan çok rahatsızsın sevgili dostum. Ve planlarının yürümesini istiyorsun. Zaman kaybetmek istemiyorsun, rahatlamak niyetindesin, ilişkinin şifalanması, rayına oturması, toplumsal anlamda kabul görmesi senin için önemli. Hem toplumsal anlamda kabul görmesini istiyorsun, hem de ben yeterince özveride bulundum, sıra sana geldi diyorsun. Karşıdaki insan sana şunları söylüyor, tamam sen benim kraliçemsin, sen benim hani... seni olduğun gibi kabul ediyorum. Her türlü hatan olabilir, noksanın olabilir. Sen benim gözümde her şeye rağmen kusursuzsun, hatalarına rağmen. Ama biraz bana zaman tanı. Bakın şurada. Ben diyor biraz zaman tanı bana diyor. Biraz ileriki safhalarda beni değişmiş göreceksin diyor. Ama sevgili dostum, sen hakikaten beklemekten yorulmuşsun. Duygusal olarak seni yıpratan durumlar olmuş. Sen de şunu diyorsun ki, mutlaka tamam ben de düşünebilirim, ben de seni bekleyebilirim ama sen ne zaman harekete geçeceksin? Ya da diyelim bu insan evli, sen ne zaman boşanacaksın? Ben bu ilişkiyi bu şekilde götürmek istemiyorum diyorsun. Ya da beraberliği var ve ayrılmıyor. Ne seninle oluyor ne onunla oluyor. Ya ikimizden birini seç diyorsun, bakın terazi, terazinin kefesi. Ya onu ya beni seç ya da... Bu iş burada noktalansın diyorsun. Gardını almışsın. Seviyorum hala. Bekliyorum hala. Sen benim gözümde büyüksün. Ben evlenmek, yuva kurmak, evlat sahibi olmak istiyorum. Ayağım yere sağlam bassın istiyorum. Ama sen kaygan zeminde patinaj yapıyorsun diyorsun. Bekle biraz diyor. Sevgili dostum bekle biraz. Ben daha önce de söyledim diyor. Bu erkeğe güvenebilir miyiz bakalım. Şimdi bu kişinin geçmişiyle arasındaki bağını koparması gerekiyor. Geçmişiyle arasındaki bağı koparmadığı için bunlar olmuyor, özgürleşemiyor. Özgürleşebilse, duygularından, düşüncelerinden özgürleşebilse, geçmişle bağını kopartabilse her şey iyi olacak.
kopartabiliyor mu? Evet, halloldu. Senin tavır alman ve senin o insanı uyarman sonucunda her şey halloluyor. Ve aslında yüreği temiz olan bu insanın daha da güzel şeyler sana sunacağı kesin. Halloldu diyor sevgili baş melek Uriel. Diyor ki artık konuyu bize bırak, sevgili meleklerin bu konuyu halledecek diyor. Hadi bakalım sevgili baş melek Uriel. Ve sevgili baş melek Metatron'u lütfen gerek benim geçmişimde gerek birlikte olduğum insanın geçmişinde olan kişilerle tüm göbek bağlarımı kesiyorum diyorsun. Ve artık özgürüm sevgili baş melek Mikail, özgürlüğün kanatlarında uçmaya hazırım diyorsun. Özgürleştikçe iş hallolacak diyor meleklerin. Hadi sevgili baş melek buraya. Gelelim Osho Tarot'a. Osho Tarot'u seçen sevgili dostlarıma. Size neler var? Bakalım iki tane birden fırladı sevgili dostlarım. Şimdi Osho Tarot'u seçenlerde bir tövbe durumu var. Bir de melek kartlarından alalım bakalım neler diyor. Şu bölgeden alıyorum. Oo, evet en güzel kartlar çıktı size. Şimdi bir aydınlanma dönemi yaşıyorsun. İlişki anlamında bakın. İlişki anlamında bazı dostlarım, ilişkinin yürümesi anlamında gerek, ilişki anlamında bazı dostlarım dünyayı kucaklamışlar. Dünyada halledemedikleri sorunlar kalmamış. Belki ödeme sorunları olmuş, belki manevi sorunları olmuş. İlahi yardım görmüşler, üzülmüşler, sevilmişler, kucaklaşmışlar, küslükleri, dargınlıkları bir yana bırakmışlar. Çalışmışlar, güzel işleri varmış ama bazı konularda bir tövbe durumu var. Sanki ilişkiye bir tövbe ettin, ikili birlikteliğe bir tövbe ettin, bir tövbe durumun var ve sen bazı konularda yenilmişlik yaşıyorsun. Hayallerinin peşine gittin ve hayallerin seni aslında yanılttı. Özellikle maddi beklentiler konusundaki hayallerin boş çıktı. Yeniden deneyeceksin, yine deneyeceksin, çok başarılı olacaksın. Maddi konularda tamam büyük kaybın yok ama çok da büyük kazançlar elde edemedin. Belki bir zaman kaybettin. Belki düğümlenmiş işlerin var çözülecek. Düğümlenmiş işlerin çözülmesi için her gün 21 kere ayetel kürsü okuyun. İşleriniz düzelecek sevgili dostlarım. Uzaklardan birinin gelmesi, uzaklardan haber gelmesi söz konusu. Özellikle 2 gün sonra gerçekleşecek olan yengeç dolunayında sana çok önemli mesajlar, rüyalarda mesajlar bildirilecek ve fazla sıkıntılardan kurtulduğunu görüyorum. Şu anda ekmiş olduğun tohumların önümüzdeki aylarda, günlerde yeşereceğini, birilerine kavuşacağını, 3 kişinin bir araya gelip konuşma yapacağınızı, hayırlı bir konuşma olacağını söyleyebilirim. Aynı zamanda önümüzdeki 1 ya da 2 ay içerisinde evlenme teklifi alacaksınız. Adanmışlık ve vericilik ön planda olacak sevgili dostlarım. Aynı zamanda güzel günlerin çok yakın olduğunu söyleyebilirim aziz dostlarıma. Şimdi dostlarım, dünyana ışık ver diyor, evet diyor. Kalbimdeki bütün soruların cevabı evet. Sevgili baş melek Ariel, lütfen sorularımın tamamının evet olduğunu bilmeme yardım et. Teşekkür ederim. Sevgili baş melek Haniel, lütfen rüyalarda bana mesaj ver. Rüyaların anlamını bilmemi sağla. Ve baş melek Zatkiel, lütfen zamanın lehime işlediğini, zamanla her şeyin benim ve bütünün hayrına olmak üzere evet şeklinde gerçekleşeceğini bilmemi sağla diyorsunuz. Ve sevgili dostlarım, konuyu meleklerimize sevgiyle bırakıyoruz. Ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu. Hepinizi çok seviyorum sevgili dostlarım. Hoşça kalın, dostça kalın.